Merhaba, bugün AutoCAD'de döner margarine yönelik bir uygulama gerçekleştireceğiz. Görüntümüzü 3 boyutlu olarak da yapacağınız için AutoCAD'de 3D modeling olarak ayarladık. Önce daire çizerek işe başlayalım. Dairemizin yarıçapı 120 olsun. Tekrar boşluk tuşuyla bir önceki komutu çalıştırabileceğimizi biliyoruz. Boşluk tuşuyla tekrar daire komutuna girdim. Aynı merkezde yarıçapı 20 olan bir tane daha daire çizelim dedim. Görüntü yakınlaştıkça eğer bulduk konuşuyorsa klavyeden R ve E harflerine basarak R, Enter diyerek görüntüyü yeniden düzenleyebilirsiniz. Çizgi çizeyim merdiven basamaklarını oluşturmak için ve bu çizginin 270 derece 14 tane olacak şekilde çoğalmasını istiyorum. Yukarıda düzenleme işlemleri için Modify bölümünü kullanıyoruz biliyorsunuz. Array konusu bu tarz çoğaltmaları sağlamak için kullanacağımız bir kısım. Bunların içerisinde döner çoğaltmalar için Polar Array komutunu kullanıyoruz. Komutumuzun üstünde beklediğimiz zaman dikkat ettiyseniz sürüm zaten bize nasıl, ne şekilde yapabileceğimizi gösteren bir videoyla da açıklama sunuyor aslında. Polar Array komutuna girdim. Çoğaltmak istediğim çizgimi seçtim. Başka seçeceğim olmadığı için Enter veya Mouse'un sağ tuşunu kullanıyorum. Kod satırını takip ettiğiniz takdirde size yapacağınız diğer işlemleri sırasıyla gösteriyor. Center Point, merkez noktası neyin etrafında dönecek onunla ilgili bu noktamı belirledim. Ve yukarıda yeni sürümlerde artık bu şekilde komutların içerilerine gittiğiniz zaman size detaylı olarak ayrıntılı kutucuklara yazabilmenizi sağlayan pencereler çıktı. Baktığımızda şu anda toplamda kaç tane çoğalmış olduğunu görüyorum. Ben bu sayıyı 14 olarak değiştirebilirim. Kaç derece? 360 derece istemiyorum. 270 derece dönmesini istiyorum. AutoCAD'de kural sağ taraf eksi, sol taraf artıdır. Dolayısıyla açı dikkat ettiyseniz sol tarafa doğru oluştu. Başka yapmak istediğim herhangi bir ayar yok. Dolayısıyla Array komutundan çıkıyorum. Şu an için merdivenin alt tabanını oluşturmuş oldum. 3 boyutlu aşamasına geçebilmek için bu yapmış olduğum görselde yeni bir katmanla devam edelim istedik. Bunun için sağ taraftan bir kısmından da gidebilirsiniz. Yeni katman oluşturmak için klavye kısa yolu ilk iki harfi daha yazarak da komuta girebilirsiniz. Katman listeme gireyim. Sıfır yazısının üzerine tıklatarak Enter tuşuyla yeni bir katman oluşturmak istediğimi söylüyorum. Yeni katmanın ismi merdiven olsun ve farklı bir renkli olsun mutlaka. Rengimi değiştirdim. Okey dedim. Çizgi tüyü veya kalınlıkları ile ilgili bir değişiklik yapmadım. Aktiflemek için merdivenin üzerine çift tıklattığımda aktiflendiğini kenardaki yeşil işaretinden anlayabiliyorum zaten. Kapattım listemi. Artık merdiven katmanıyla çalışabiliyorum. Yapmak istediğim kısım bu basamakların her birini ayrı ayrı yükseklik vererek 3 boyutlu hale getirmek. Fakat çizgilerin üzerlerine tıklattığınız zaman bunların bir bütün arz ettiğini görüyoruz. Yeni sürümlerde array komutu bu şekilde bir grubu ifade ediyor. Ben zaten bu şekilde bir yükseklik verme işlemi düşünmüyorum. Bunları patlatsak bile her bir çizgi bizim işimize yaramayacak. Merdivenler için merdiven basamaklarının ayrı şekilde oluşturulması gerekiyor. 3 boyutlu da temel kavram, içi dolu olan objeleri oluşturmak istiyorsanız mutlaka polinomial çizgilerden oluşması gerekmekte. Dolayısıyla ben bu basamak diliminin etrafından ikinci bir polinomial çizgiyle geçmek zorundayım. Bu olayı sağlayan komut ise boundary komutudur. Boundary komutu oluşturma işlemine yönelik bir komut olduğu için draw menüsünde bulunur. Draw kısmına baktığınızda tarama komutunun hemen yan hizasında boundary komutunu göreceksiniz. Klavyeden girmek isteyenler ilk iki harfleri bo yazarak da komuta girebilirler. Komut tamamen kapalı alanları üzerinden ikinci bir polyline çizgiyle geçerek oluşturma üzerine kurulu bir komuttur. Boundary komutuna giriyorum. Komuta girer girmez polyline bir çizgi oluşturacağım. Seçili alanın etrafından bir polyline geçeceğimi içeren bir yazı görüyorum. Bölgede oluşturabilirdim. Fix Point hangi kapalı alanlar olduğunu göstermek için kullanacağım bir düğme. Fix Point'e bastım ve bütün basamaklarımın her birinin ayrı ayrı polyline olarak oluşması için aralıklara tıklatıyorum. İşim bittikten sonra olayı onaylamak için Enter tuşunu kullanacağım.
oldu. İsterseniz ortadaki silindir içinde aynı şekilde bir boyunları yapabilirdik. Unuttuk. Boşluk tuşuyla tekrar komutumuza bir daha girelim. Bir pointe bir de ortasını tekrar seçeyim dedim ve hatırladım. Katman listesinde beyaz olan katmanların kapatılması için dikkat edersek artık burada direkt olarak layoff'un veya prizin kısa yollarını görebiliyoruz. Priz yapayım dedim. Ve ilgili katmanın üzerine tıklattığımda etkinlikle çıkıyorum. Bu katmanla ilgili çalışmayacağımı söylemiş oldum. Çizgilerin tamamı her biri ayrı ayrı polyline'a dönüştürülmüş oldu. Bu neyin sayesinde oldu? Boundary komutunun sayesinde oldu. 3 boyutlu da kapalı alanlar polyline çizgilerden oluşuyorsa onları otomatik olarak katı modellemelere dönüştürebiliyoruz. Modelleme kısmında extrude komutunu zaten direkt görebiliyorum. Komutuma girdim. Klavyeden girmek isteseydim ilk 3 harfini kullanarak komuta ulaşabilecektim. Tamamının yükselmesini istediğim için hepsini seçiyorum. Daireyi daha sonradan yükseltmek istediğim için uzunluğunu farklı vermek istiyorsam seçimden çıkarabilirim. AutoCAD'de seçimde çıkarma işlemi yapmak istiyorsanız Shift tuşunu kullanmanız gerekir. Klavyeden Enter'a basarak bu işlemi geçtim. Şu anda benden istediği şey yüksekliği. Yüksekliğimin belirtilen kriterlere göre olması gerekiyor. Ben şimdi bu merdiven için yüksekliğimi 17 olarak belirledim. 17 yazıp Enter'a basıyorum. 3 boyutlu hale dönüşten Shift tuşuyla birlikte mouse'un tekerine basılı tutup tam yaparsanız, yani Shift'le birlikte tam yaptığımda gerçekten şeklin 3 boyutlu olduğunu görebiliyorum. Bu işlemi yapmayı istemeyenler sağ taraftaki navigatörü de eğer isterlerse kullanabilirler. Tekrar üst görünüşe dönmek için sol üstteki kısımdan custom view kısmını top görünüşe geri dönüştürüyorum. Bunu yapmamın sebebi korkulukları da şu anda buradan çıkmadan yapabilmek istemem. Box'ın altındaki kutudan açtığımızda otomatik silindir komutunu görmekteyiz. Silindir komutuna girdikten sonra çizmiş olduğum silindirin direkt basamağın üstüne çizilmesini istiyorsam aşağıda yardımcı tuşlarından dinamik UCS'nin işaretli olması gerekiyor. Dinamik UCS'nin üzerine tıklattım. Ben de bu şekilde yazısal olarak görünmesinin sebebi düğmelerin üzerinde sağ tuşa bastığınızda ikonunu mu görmek istediğinizi soran bir kısım var. Use ikonu işaretlediğim takdirde bu şekilde düğmesel görüntüler. Tekrar sağ tuşa basıp Use ikonundan çıktığımda düğmelerin yazısal olarak göründüğünü görebiliyorum. Dinamik UCS tek tıklattığım yüzeye çizim yapabilmemi sağlayacak. Dinamik UCS açıkken merdivenin şimdilik rastgele bir noktasına tıklatacağım. Fakat ben eminim ki bu tıklattığım kısım basamağın en üst noktası. Tıklattım. Radyüsümüzü kaç olarak? 3 olarak ayarlayalım. Yüksekliğimizi 90 olarak ayarlayalım. Böylece buraya bir silindir yerleştirmiş olduk. Bakalım Shift tuşuyla birlikte dönüştürdüğümde gerçekten silindirimi görebiliyorum. Görüntümü tekrar tapa dönüştürmek için aynı şekilde sol taraftan tap görüntüye geçiyorum. Ben şimdi bu çizmiş olduğum silindirin aynı şekilde basamakların üzerinde yayılarak çoğalmasını isterim. Hatırlarsanız bu işi az önce de kullanmıştık. Modify bölümünde Polar Array en son kullandığımız için en üstte kalmış. Üzerine tıklatarak komutuma girdim. Neyi çoğaltmak istiyorum silindirimi? Silindirimi seçtim. Başka seçeceğim bir şey olmadığı için sağ tuş veya Enter tuşuyla bu komutu geçtim. Benden şu anda istediği şey komut satırına takip ederseniz Center Point. Center Point neyin etrafında dönecek, dönülecek olan merkezi seçmemizi söylüyor. Merkezime tıklattım. Yukarıda gördüğünüz gibi kaç tane olmasını içeren kutucuklarım geldi. 14 tane istiyorduk hatırlarsanız. Kaç derece? 360 derece değil, 270 derece istiyorduk. İşim gitti. Close Array ile çıktım. Son korkuluğum fazla geldi. Onu silmek istiyorum fakat üzerine tıklattığımda bütün Array komutunun tekrar bütün olarak karşıma çıktığını görüyorum. Peki bundan kurtulmak için Escape ile çıktım. Ve patlatma işlemi yapayım dedim. Bütünlük arz ediyor ve ben bir tanesini silmek istiyorum. O zaman Explode komutuyla patlatabilirim. Explode komutuna girdim. Korkuluklardan herhangi birini seçip mouse'un sağ tuşu veya Enter'a tıklattım. Artık bu korkuluğumu silebileceğim. Oldu. Artık yapacağımız işlem hepsinden daha kolay. Taşıma işlemine geldik.
Güzel bir perspektif açıdan bakabilmek için sol üstteki kısımda izometrik görünüşlerden herhangi birini seçiyorum. Ve takip et şeklinde görünmesini değil, biraz daha bana yardımcı olacak şekilde görünmesini istiyorum. Mesela hidden'ı seçebilirsiniz. Veya isterseniz conceptual'ı seçelim. Görüntünüzü izometriklerden deniyorum. Ben bir miktarda shift tuşuyla görüntüyü istediğim şekilde ayarladım. Shift ile birlikte pan yaptığım takdirde istediğim şekilde görüntümü navigatör kullanmadan çevirebiliyorum. Artık kırışma işlemine başlayabiliriz. Move komutu modify bölümünde yer alıyor. Klavyeden girmek isteyenler ilk harfleri M yazıp Enter'a basarak da komuta girebilirler. Move komutuna girdikten sonra ikinci basamağımla pull kolonu seçtim. Başka seçeceğim kalmadığı için Enter tuşuyla bu aşamaya geçtim. Tam alt noktasındaki köşe noktadan tutup basamağın olması gerektiği yere bir üst köşe noktasına taşıdım. Bu işlemi bütün basamaklarım bitene kadar taşıyacağım. Boşluk tuşuyla bir önceki komuta girebilirim. Basamaklarımı seçiyorum. Sağ tuşla Enter yapıyorum. Kenar köşesinden yukarı köşesine tıklatıyorum. Boşluk tuşuyla komutuma giriyorum. Basamak ve korkuluğumu seçiyorum. Kenar köşesinden tutup taşıma işlemi yapıyorum. Bütün basamaklarınızı taşıdıktan sonra küpe sitesine geçeceğiz. Basamaklarımızın taşıma işlemimiz bitti. Fakat ortada yükseklik vermediğim silindirimi de belirli bir miktarda yükseltmek istiyorum. 2 boyutları 3 boyut yapan komutum extrude komutu, klavye kısayolu az önce de konuşmuştuk. İlk 3 harf ile girebilirsiniz. Komutumuza girdik, dairemizi seçtik. Başka seçeceğimiz olmadığı için sağ tuşa bastık. Ve Enter tuşunu seçtik. İstenilen yüksekliği kendiniz göz kararı ayarlayabileceğiniz gibi belirli bir basamağın üst noktasını hedef seçip o köşeye tıklatarak da yüksekliği ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde ayarlama yaptım. Şimdi sırada küpe siteyi oluşturacağız. Küpe siteyi Spline'la önce nereden geçeceğini ayarlayacağız. Spline komutu bir oluşturma komutu olduğu için draw menüsünde yer alır. Draw menüsünden Spline komutuna girdikten sonra her bir korkuluğun üst, orta, merkezine tıklatarak küpe sitenizi çizebilirsiniz. Bütün korkulukların üst, orta merkezlerine tıklattıktan sonra bu işi biraz dikkatli yapmanız gerekiyor. Çünkü spline komutu başka noktaları yakaladığı zaman çok değişik sonuçlar elde edilebiliyor. Bütün spline işlemi geçip bittikten sonra Enter tuşuyla komutumu sonlandırdım. Böylece küpe sitenin yolunu çizmiş oldum. Daha sonra bu küpe siteyi dolaşacak olan dairenin boyutunu yapacağım. Daire komutuna girdim. Circle klavye kısayolu C Enter biliyorsunuz. Yarı çapını yine korkuluğumuz kadar verelim. Radyusunu 3 olacak şekilde daireni ayarladım. Bundan sonra yapacağım işlem bu dairenin bu yolun üstünde süpürülerek bir küpe site oluşturması. Bunun için kullanılan komut da sweep komutu. Modelleme komutları extrude komutunun altında yer almakta. Bunların içerisinde yol boyu süpürme işlemini sweep komutu yapmakta. Komutuma giriyorum. Benim istediği şey öncelikle kesit. Kesitimi seçtim yani daireni. Başka seçeceğim kalmadığı için Enter tuşuna bastım. Daha sonra benden istediği şey komut satırına dikkatli bakarsanız pet. Pet birçok bir oranda da kullanıldığı üzere burada da yol demek. Yolunda spline'de çizmiş olduğum yolundu. Yolunu da çizdim. Bu şekilde baktığınız zaman küpe sitenin oluştuğunu görebiliyoruz. Küpe sitenin kenar kısımlarına birer kare çizerek buradaki ayrımları daha düzgün bir hale getirebiliriz. O zaman komut listesinden tekrar modelleme bölümünden sphere komutuna girelim. Daha sonra merkezine tıklatayım. Radyusunu daha büyük çevirerek topun daha güzel durmasını sağlayabilirim. 7 diyeyim dedim. Aynı şekilde bu küreden merdivenin bittiği yere de çizmek istiyorum. Komutuma girdikten sonra merkez noktayı yakaladım ve radius 7 olacak şekilde bir küre daha oluşturmuş oldum. Böylece döner merdiven basit bir uygulama olarak görmüş oldum. Bu mantıkla siz de istediğiniz kesitteki merdivenlerini boundary komutuyla önce polyline'e çevirip daha sonra extrude'da yükseltebilirsiniz. Aynı mantıkla taşıma işlemi yaptığınızda birçok merdivenin AutoCAD'de 3 boyutta dönüştürmüş olduğunuzu göreceksiniz. AutoCAD'de bu bilgi umarım sizin de çok işinize yarayacak. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.